Evet, Gerund Infinitive üçüncü test cevaplarını vereceğiz hızlıca. Bu daha çabuk bitecektir herhalde. Bakıyorum, birinci sorudan başlıyorum. Hemen A help'i gördüm. Help bana bear infinitive hatırlatacak. Bear Infinitive nerede? Denizli'de. Cevap Denizli. İkinci soruya bakıyorum. İkinci soruda bakın orada is believed demiş. Bu nedir? Pasif yapı. Ne dedik? Pasif yapı. Devamında to infinitive gerektirir. Ceyhan'ı eledim. Edirne eledim. Bursa'yı eledim. Effect. Bu nedir? E, etken mi? Edilgen mi? Cümledeki yeri. Bakalım. Glossophobia. The fear of public speaking. işte halk içinde yani topluluk önünde konuşma e, korkusunun e, insanların yüzde %75'ini etkilediği etkilendiği değil. Etkilediği. O zaman pasive ihtiyacım yok. Cevap Adana. Üçe geçtim. Cümle başında Tuğ'dan ee, kaçınalım demiştik. Hatırlıyorsanız eğer. Bir silelim. Yalnız arkadaşlar cümle başında için anlamında bulunabilir to. To'nun için anlamı da var demiştik. To infinitive'i için anlamında da kullanıyoruz. Ee, söyleyeceğim o yani. İçinin dışında bir anlamda to başta kullanmayacağız. Bakıyoruz. Hatta ilerleyen sorularda yanlış hatırlamıyorsam öyle bir soru vardı. Gelince de konuşuruz. To'ları eledim the growth of our country erosion affects. Geniş zaman var. Geniş zaman varsa benim Edirne'ye herhangi bir ihtiyacım yok sanki. Değil mi? The growth of our country erosion affects a large amount of farming land. Cevap nedir? Burada Bursa arkadaşlar. Decreased cümle başında burada bulunması için bir pasif anlam katması gerekiyor biraz. Yani aktif bir cümle. ülkenin gelişmesini gelişme hızını düşürü düşürüyor. Nedir bu? Erezyon. 4'e ee, e bakıyoruz. Get used to. Ne gelir devamında? Gerund gelir. Denizi gitti. Ceyhan gitti. Adana gitti. Elimde kaldı. Bursa ve Edirne. Birisi ne? Present. Birisi ne? Past. Cümlemde kesin bakıyorum. Get. Bakın geniş zamanında çekimlenmiş. Present. 4. Cevap Edirne. 5'e geçiyorum. 5'te ne diyor? Please expect. Arkadaşlar expect to ile kullanılır. To infinitif olmayanları bir eleyelim. Gitti. Gitti. Bu ne? To ing. Hayır. Özel kullanımlar haricinde böyle hem to hem ing e, hem cennet hem infinitif bir arada olmaz dedik değil mi? Bu nedir? Pasif yapı. Bu nedir? Aktif yapı. Aktif mi pasif mi? Promote, e, promosyon e, gibi çevirmişlik hatırlıyorsanız. E, bakalım. Being a bright and enthusiastic officer, these expects by the end of the new financial year yeni yılın sonu itibariyle promote edilmesinden bahsediliyor. Yani burada bir pasif yapı var arkadaşlar. Benim pasif yapıya ihtiyacım var cevap Ceyhan. Promote ne demiştik sınıfta? Terfi. Terfi edilmeyi bekler Liz değil mi? Liz kimseyi terfi etmiyor burada çünkü memur olan, çalışan olan kişi Liz. Dolayısıyla terfi edilmek burada pasif yapılması gerekiyor. Altıncı soruya baktım. Afraid. Arkadaşlar afraid'i to ile kullanmam gerekiyor. Bursa gitti. Ceyhan gitti. Denizli gitti. Stay. Kalmak. State. Kalın, kal, kalınmak gibi bir şey. Çevirmeye çalışırken bile zorlanıyoruz. Bakın kulak tırmalıcağı Adana. Cümlenin anlamından bakıyorum buna da. Pasif yapımı, aktif yapımı diye bakıyorum. İşte e, istilacılar şehri e, ele geçirdikten sonra vatandaşlar yani oradaki insanlar korkmuş. Neyden? Memleketlerinde kalmaktan. Yani aktif cümle burada. Bir sonraki soruya sayfaya geçiyoruz. Evet 7'den devam ediyoruz. 7'de şöyle silelim bir. 7. soruda bakıyorum. The teacher has told. Gidiyor da gidiyor. Aha bakın. Catch somebody. Neydi bu yapı? Birinci videoda bahsetmiştik. Orada da bir temizlikçi kadın vardı. Ee, ne dedik? Orada yazmıştık catch somebody doing something. Yani bu catch yapısını gördüğümde catch birisini bir şey yaparken yakalamak bana gerund gerekiyor. Mutlaka bakalım. Aslında Deniz de gerund'mış. Bakalım. Deniz'deki nedir? Deniz'deki past, adındaki present. Bakıyorum bak geniş zamanda çekimlenmiş zaten. Catches geniş zamanda çekimlenmiş. Benim pasla herhangi bir işim yok burada. Cevap o yüzden Adana. Bakıyorum it's no use, it's no good gibi yapılarda ne kullanıyorum ben? Gerund. Ve bakıyorum present zamanda çekimlenmiş. Is'ler var, think'ler var. O zaman direkt 8'de Gerund. Present Gerund'ı seçim gitsin. 9'a baktım. my other car needs. Yine birinci videodaydı sanırım. niyetle ile ilgili orada da yazdık. Neat ne yapıyordu? Neyse yazmayayım şimdi çirkin oluyor zaten. Need ing istiyordu devamında. Bu ne? Bayer infinitif sildim. To infinitif sildim. Bu da to infinitif sildim. Ne kaldı elimde? Adana ve Denizli. Buradaki fark ne? Yine pasif değil mi? Aktif. Burada bakıyorum. Arabanın e, neye ihtiyacı var? Yani pasiflik bir durum söz konusu değil burada. Yani cevap 9. Deniz arkadaşlar. Ona geçtim. Bakın burada da yine daha önceki videolarda da söyledik. Verb'ten sonra pronoun, şahıs işte kişi zamiri ya da nesne mi diyelim object varsa devamında ne geliyordu? to infinitive. Bakın verb pronoun John yani şahıs değil mi? Devamındaki boşlukta to infinitif olması gerekiyor. Olmayanları bir eleyim diyorum. da sadece bir tanesinde yokmuş. Eledim gitti. Devamına bakıyorum. without. Without nedir? Preposition sonrasında gerund gerektirir. Bu ne? Bear. Bu ne? To. Bu ne? Bu da bear. Infinitive değil mi? Cevap o zaman nedir? Onda Adana. 11'e geçiyoruz. Decide. Karar vermek demekti değil mi? neydi bu? to gerektiren bir yapıydı. Yine iki şekilde anlatmaya çalışayım bunu. Bunu ezberden to olduğunu zaten bili bil biliyorum. Ama şöyle de bir şey demiştik. Eğer fiil bana geçmişi yönlendiriyorsa fiil yani yüklemim burada ing ile fiilimsi yapıyordum. Eğer geleceğe yönlendiriyorsa to ile fiilimsi yapıyordum. Decide karar vermek. Siz neye karar verirsiniz? Yani henüz yapmadığınız bir şeye, yapacağınız bir şeye karar verirsiniz yani. Yapacağın şey, yani bu decide fiili beni birazcık e, geleceğe yönlendiren fiil. Dolayısıyla to ile kullanıyorum. Planda da aynı şeyi söylemiştik. Neyi planlarım ben? İlerleyen zamanda yapacağım bir şeyi yap, planlarım. O zaman plan planda to alsın demiştik. Ne dedim? Ya ezberleyin listeleri komple ya da mantık, mantığa oturtarak bazılarını böyle mantıksal yollarla yapabilir. E, yapamadıklarınızı ezberleyebilirsiniz. Bu şekilde size yardım olabilir. O zaman bakıyorum. Decide to ile kullanır dedik. Adana gitti, Bursa gitti. Mean anlamına gelmek. To infinity de olabilir. Gerund da de olabilir değil mi? Mean bu 3 üç testtir. 3. ya da 4. kez karşımıza çıkıyor. Mean'i ing ile kullandığım zaman anlamına gelmek. To ile kullandığım zaman kast etmek, niyet etmek, istemek anlamı vardı. Şimdi Ceyhan Denizi ve Edirne kaldığı elimde. Clara karar veriyor şirkette, bu şirkette çalışmaya. E burada benim passive ihtiyacım var mı? O da yok. O zaman Edirne'deki şu passive to be worked'i de ben çizeyim. E, genel olarak yapılara bakıyorum, geniş zaman çekimlenmiş. O zaman benim paslık bir durum da söz konusu değil. To have worked ona da sildim, gitti. 11'e Denizi diyorum arkadaşlar. 12'ye geçtik. All members of the team are looking forward a uh -uh. looking forward özel kullanımlıydı. to ing aynı anda geliyordu. Ama bu to gerund to'su değil, edat to'su hatırlarsanız. Look forward to seeing you gibi. Bakalım hem to hem ing nerede var? Bursa'da var. Bursayı işaretledim. Karaladım. Tamamdır. Geçiyorum bir sonraki soruya, yani sayfaya. Evet, sildik burayı da. 13. sorudan devam edeceğiz. <laughs> Having told diye başlamış cümlem ilerliyor. Went on. Having told about the content of the exam, the teacher went on. Hmm. Şimdi, hep şöyle demiştik, hatırlıyor musunuz? A preposition var, o zaman gerin de yapışayım. Şimdi arkadaşlar, went on yani go on'un farklı bir kullanımı var. Hemen burada anlatayım ki bundan sonra go on'u gördüğümüzde daha dikkatli olalım. Şimdi go on'un anlamı ne? Devam etmek demek. Devam etmek ama şöyle mantıken iki şekilde devam etmek diye yorumlayabilirim. Bir, e, hoca relative close anlatıyor, zil çaldı, teneffüse çıktık, geri geldik. Hoca relative close'u anlatmaya devam etti. Bakın yarım kalan bir şeyi yapmaya devam ediyorum. Burada gerund kullanırım. Yarım kalan bir şeyi yapmaya devam ediyorsam gerund. Peki hocam burada ne anlamda kullanmış? Burada şu anlamda kullanmış. Hoca relative clause'u anlattı. Ee, gerund infinitive konusunu anlatma ile devam etti. Bakın ben burada yarım kalmış bir şeyi e, devam ettirmiyorum. Relative clause konusunu bitirdim. Anlattım. Ondan sonra gerund infinitivi anlatarak devam ediyorum. Yani bir şey bitti. Diğer başka bir şeyle yapmaya devam ediyorum. Bu şekilde. Kullandığım zaman to infinitive ile kullanırım ben. Go on'un sonrasını. Şimdi buraya bakalım. İşte. E, öğretmen. Öğretmen. Öğretmen sınavın içeriği hakkında konuştuktan sonra e, işte üniversite kurallarındaki düzenlemelerindeki değişiklikler hakkında bilgi vermekle devam etti. Yani bilgi verirken bir teneffüse çıkıp gelip bilgi vermeye devam etmiyor. Şeyle ilgili, e, düzenlemelerle ilgili, üniversite kurallarıyla, düzenlemelerle ilgili e, bilgi vermeye devam etmiyor. İlk önce sınav içeriği hakkında konuşuyor, ondan sonra başka bir konu ile devam ediyor. O yüzden burada ne dedik? Başka bir şeyle devam ediyorsa to, yarım kalan bir eyleme devam ediyorsa gerund dedik. Yani ing dedik. O zaman ben burada neyi tercih edeceğim? To infinitivi. Hemen Ceyhan'ı, Adana'yı eledim. E bilgi veriyor hoca. Pasiflik söz konusu değil ki burada. Onu da sildim. Bunun özel bir kullanımı yok. Yani to ing aynı anda olmamalı. O zaman cevabım Bursa arkadaşlar. Dediğim gibi go on fiilinde dikkat ediyoruz. Yarım kalan bir eylem yapılmaya devam ediyorsa gerund. Eğer bir eylem bitmiş başka bir eylemle devam ediliyorsa to infinitive dedik. 14'e bakıyorum. Make'i gördüm hemen. Aa, o zaman nedir bu? Bare infinitive. Tekrar ediyorum. Let, help, make, have gibi yapılarda. Özellikle make ve have pozitif yapı olarak karşımıza daha çok çıkıyor. Cevap bare infinitive yani yalın hal dedim. 15'e geçtim. Evet, cümle başında bir boşluk var. Nothing matter help. Arkadaşlar help'i gördüm. Help ne ile kullanılıyor? Daha şimdi bir önceki soruda söyledim. Bare infinitive gerekir buraya. Yani yalın hal. Bunu eledim. Bunu eledim. Bunu eledim. Bunu eledim. Sadece Bursa'da yalın hal var. E hocam başta ha reading. Tamam bu, burada sıkıntı yokmuş. Reading an authentic material helps you otantik e, bir materyal e, okumak işte size yardımcı olur falan diye gidiyor. Zaten ikinci taraftan ne kadar kolay. Dört şıkkı birden eledim. Sadece help'ten yola çıkarak. Birinci videoyu dikkatle izlediyseniz, ikinci videoyu dikkat ettiyseniz burada benim bunu anlatmama bile gerek yok uzun uzun. Bakıyorum on the banks of river Yemen. Şimdi cümle başında e, ne diyor? Kuzey İrlanda'da eee ...yer almaktan bahsediyor. Bir şey orada yer alıyormuş. Ben için anlamı yok. Tuğları sileyim. Ee, there has been continuously. Ben, genel bir bilgi veriyor. Geçmiş zamandan da kaçınayım. Bir şeylerin bir yerlerde... ...yer almasından bahsederken... ...located arkadaşlar kullanılır. 16 Adana. Yani bunu bir yapı gibi aklınıza tutabilirsiniz. İşte e, Located in one. One'da yer alan. işte e, Ne diyelim... Ee, Akdamar Island, Akdamar Adası eee is a nice island. Güzel bir adadır gibi. Bir şeylerin bir yerlerde yer almasından bahsederken located kullanırım. Buraya baktık, 17'ye geçtik. Bakıyorum. Necessary. Ne dedik? Adjective adverb'den sonra to infinitive kullanılır dedik, değil mi? O zaman to olmayanları eleyelim. Denizli gitti. Edirne gitti. Şimdi e, bakıyorum to getting. Hem to hem ing. Çok saçma değil mi? Bunu da eleyelim. Evinde kaldı Bursa Ceyhan. Şimdi buraya kadar ben size hep dedim hani to cümle başında olmaz. Eleyelim gitsin dedim ama to eğer için anlamındaysa cümle başında olabilir. Sorun yok. Burada ne diyor? Get rid of anxiety. Get rid of neydi? Kurtulmak. İşte panikten ya da anxiety'den kurtulmak için it's very necessary çok gereklidir. Ne işte gerekli olan e, problemlerle yüz, yüz yüzleşmek falan diyor. Hemen o zaman burada bir için anlamı olduğu için ben Ceyhan'ı tercih edeceğim. Tekrar ediyorum. İçin anlamı dışında ise to'yu cümle başına tercih etmeyeceğim. Sadece için anlamındaysa to cümle başında olabilir. Çünkü burada az önce söylediğim gibi işte panikten kurtulmak için. İçin anlamını ben nasıl vereceğim buraya? Eğer getting dersem getting'in içinde için anlamı yok. Ama to get'in içinde bakın için anlamı var. 18'e geçtim. Important. Adjective adverb'den sonra to infinitive kullanılır. Bursa'yı eledim. Denizli'yi eledim. Bakıyorum allow. Allow'dan sonra ne gelir? Allow'dan sonra ne gelir? To gelir değil mi arkadaşlar? Bakıyorum to to. Şunu da eleyim gitsin. Şimdi burada bakıyorum birinci tarafa. Ee, pasif bir yapı söz konusu değil. Adana'yı tercih ediyorum. 19'a geçtim. A pasif var. Pasif varsa neyi tercih edeceğim? To infinitive'i tercih edeceğim. Denizli'yi eledim. Edirne'yi eledim. Ee, şimdi Adana hem to hem ing. Hayır böyle bir kullanım burada çok saçma. Bursa ve Ceyhan kaldı elimde. Birisi pasif birisi aktif. Bakalım Fast food, yemek bilinir. Ne diye biliniyor acaba? Kalp hastaklı, hastalıklarına neden olmasıyla bilinir. Peki burada herhangi bir pasif söz konusu mu? Bilinir diyor. Zaten o tamam bilinir burada pasif ama fiilimsinin olduğu yerde bir pasiflik söz konusu değil. O zaman cevap Ceyhan arkadaşlar. 20'ye baktım. E, fortunate diyor. Robert is fortunate. To ile kullanılır arkadaşlar. Fortunate. Ee, ING'leri sileyim. Sildim. Bursa ve Ceyhan kaldı elimde. Birisi pasif Ceyhan. Bursa'da da aktif var. Bakıyorum hangisi olabilir. E, zaten şöyle baktığım zaman arkadaşlar iz. Geniş zamanda çekimlenmiş bir yapı söz konusu. Böyle böyle geçmişe götürecek bir şey yok diyerek Bursa'yı eleyip Ceyhan'ı tercih edebilirim. Değil mi? Ee, i̇şte iyi bir eğitim Received edilir arkadaşlar. Passive ile kullanılması gerekiyor burada. Cevap Ceyhan. Zaten tense açısından da baktığımda Bursa'yı eleyebiliyorum. Çünkü to have received'i past olarak düşüneceğim arkadaşlar. Evet. Ee, Genet infinitive'den bu kadar. Bir sonraki konuda görüşürüz.